Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hatırlayacaksınız, bir önceki bölümde Zwift'in kullanımı, Zwift'in bağlanması ile ilgili bir video yapmıştık. Bu bölümde Zwift'le sürüş yapıyoruz. Zwift'le sürüş yapıyoruz ve en sonunda videonun sonunda da Zwift Companion uygulamasıyla bir etkinlik açacağız. Nasıl etkinlik açıyormuş bunu da anlatacağız. Hiç lafı uzatmayalım, hemen sürüşümüze geçelim. Nasıl sürüş yapıyormuşuz hep birlikte bir bakalım. Şimdi vatandaşımız gördüğünüz gibi ekrana geldi. Şu sarı siyahlı olan, eşek arısı kıyafetli olan, formalı olan arkadaş benim. Şimdi pedalımı çevirmeye başladığımda kendisinde hareket ettiğini görüyorsunuz. Hiç lafı uzatmıyorum. Sol üstte mavi pencereyi görüyorsunuz. Bu mavi pencerede üzerindeki işte 81 yazan yer wattınız, yani çevirme gücünüz. Altında devriniz ve sağda da BPM, heart rate, yani kalp sensörünüz bağlıysa kalp sensörü değerlerinizi veriyor. Hemen ortadaki beyaz ekrana geçtiğimizde sol üst köşede ayarınıza göre kilometre olarak hızınızı, aldığınız mesafeyi ve yükseltinizi veriyor. Sağ tarafta ise gittiğiniz süreyi gösteriyor. Sağ alt tarafta bir ekran var. Görüyorsunuz bir sürü isim var. Ben de Türk bayrağıyla Efdelen ismiyle oradayım. Burada şu anda Zwift yapan, etrafımda Zwift yapan bana yakın kişileri sıralıyor. Hemen onun üstünde gördüğünüz ise rotamız. Rotada işte nerelere gittiğiniz, nereye gittiğiniz gibi bir harita olarak size gösteriliyor. Bir de böyle soldan açılan pencereler var. Burada mesela canlı sonuçlar. Burada sanırım herhalde bir yarış vardı. Bunun canlı sonuçları açıklanmış. Bazen burada Strava segmentleri de çıkıyor. Strava segmentlerinde sıralamalar da çıkabiliyor. Bir diğer önemli özellik ise görüyorsunuz mesela sağda eğim %3'lerde, %2'lerde. Şimdi eğime geldiğinizde sol üst taraftaki wattınıza göre eğim hesaplıyor. Yani şu olursa şaşırmayın, işte %4'lük eğim tırmanıyorsunuzdur. Deli gibi trainer çeviriyorsunuzdur ama hızınız çok düşük görünüyordur. Bu şu demek oluyor, traineriniz akıllı trainer değilse çevirdiğiniz watt'a göre gerçek tırmanma gücüyle Zwift eşlemeye çalışıyor. Zwift ile ilgili çektiğim tüm videolarda, videonun başında da bahsetmiştim, Zwift Companion. Nedir bu Zwift Companion? Hemen birlikte bir göz atalım. Zwift Companion'a girdiğinizde eğer Android kullanıyorsanız, ki bu iOS'ta daha farklı, ilk başta şöyle bir ekran var karşınızda. İşte 11.920 kişi şu anda aktif olarak Zwift'te bisiklet biniyormuş. Bunlardan hiçbirini ben takip etmiyormuşum veya herhangi biri beni takip etmiyormuş. Alta girdiğimizde events'ler var. Events'lere girdiğinizde çeşitli filtreler var arkadaşlar. Buradan mesela işte bisiklet binmek istiyorsanız bisiklete göre event seçebiliyorsunuz veya koşmak istiyorsanız koşuya göre bir event seçebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var, şu çoklu yere girdiğinizde Create Meetup var. Bu Create Meetup'a bastığınızda siz bir sürüş oluşturabiliyorsunuz. İşte örnek olarak koşumu, bisiklet mi, işte tarihti, nerede bineceğim, ne kadar bineceğim, süre, distance yani mesafe gibi özellikler, kimleri atıyorum davet edeceğim gibi özellikler buradan seçebiliyorsunuz. Hemen bunu iptal edelim. Tekrardan ana ekranımıza geri dönelim. Bir de ne var? Şu anda aktiviteleri olan arkadaşları gösteriyor. Aktivitelerde işte benim takip ettiğim arkadaşlar kimler, nerede, ne kadar binmiş. Gördüğünüz üzere Zwift'li sürüş hakikaten harikaydı. Şöyle söyleyeyim, dışarıdaki zevki hiçbir zaman, dışarıda bisiklet sürmenin hissiyatını hiçbir zaman tabii ki vermiyor. Ama en azından öyle boş boş pedal çevirip tekerlek çeviren hamster gibi olmanızı da engelliyor. O yüzden bir de benim gibi arkada böyle kocaman bir televizyona bağlarsanız harika şekilde içeride bisikletinize binerek vakit geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla yine karşınızda olacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Beğenmediyseniz zaten beni izlemeye devam etmeyin lütfen. Görüşmek üzere, sağlıklı günler dilerim.